Af değil, adalet istiyoruz. Yeni bir af yasasının gündeme geldiği bu günlerde, 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurları için yıllar değişmiş, hükümetler değişmiş, siyasi iktidarlar, göç odakları, yargı mensupları değişmiş ama mağduriyetlerin giderilmesi için hiçbir şey değişmemiştir. Ne kadar ironidir ki 28 Şubat'ta darbe yaptığı mahkemelerce tescil edilip ve müebbet hapis cezası alan darbeciler ayda bir imza karşılığı salıverilirken darbenin gerçek mağdurları ise halen cezaevlerine tutulmaktadırlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın defalarca dillendirdiği ve meclise defalarca gündeme gelen bu hukuksuzluk karşısında somut bir adli, idari ya da yasal adımın atılmamış olması da ayrıca ciddi çelişkileri içerisinde barındırıyor. Bu çelişkileri ortaya sermek ve duymayan kulak, görmeyen göz ve sızlamayan vicdan kalmasın, hiçbir mazeret ileri sürülmesin diye buradayız. Aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat'ın ve FETÖ'nün çaldığı hayatların hesabının halen sorulmadığı ve 20 yılı aşkın sürelerle cezaevlerinde tutulan 600'e yakın mahpus ve bu mahpusların aileleri için darbe devam ediyor. 15 Temmuz darbe sonrası FETÖ yargısının darbeyi manipüle ederek işi sulandırmaya çalışması halkın gözünden kaçmamıştır. Unutulmamalıdır ki halkımız Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısına uymayıp darbeyi püskürtmeseydi, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere iktidarın çoğu üyesi ve FETÖ'ye karşı olan herkes bugün cezaevlerinde olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi, devlet kendisine karşı işlenmiş suçları affetme yetkisine sahip olmalıdır ilkesine bizler de tam destek veriyoruz. Şahıslara karşı işlenmiş suçlarda affetme yetkisi mağdurlarda olmalıdır. Dijital kayıtlarla cezalandırılan avukatsız ve işkenceli sorgulamalarda imzalatılan sahte ifade tutanaklarına dayanılarak gençlikleri ellerinden alınan, ev ya da iş yerlerine yerleştirilen sahte delillere dayanılarak iğrenç, aşağılık iftiralara suçluymuş gibi medyanın önüne çıkartılan 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurlarına özgürlük talepleriyle buradayız. 28 Şubat herkes tarafında darbe olarak adlandırılıyorken 28 Şubatçılardan bir kısmının da darbeciliği mahkeme tarafından tespit edilmiş ve onlara da müebbet hapis cezası verilmişken 28 Şubatçı hakim ve savcıların briefingli ya da paralel yargının elemanları olduğu tespit edilmiş ve kritik mahkemelerde görev yapanlar ya ihraç edilmiş ya da tutuklanmışken 28 Şubat süreci yargılanmalarına meşru yargılama muhalefeti yapılamaz. Bırakın hukuku, mantık ilkelerine bile aykırı olan bu zulmün halen devam ettirilmesinin bir izahı yoktur. Hukuksuzluğun bu derece ayyuka çıktığı bir konuda böylesi bir sessizlik ve tavırsızlık endişe vericidir. Yıllardan beridir cezaevlerine tutulan bu insanlar ile birlikte aileleri de cezalandırılmaktadır. Bu insanlar defalarca şehirden şehire sürgüne gönderilerek adeta kendileriyle birlikte aileleri de cezalandırılmak istenmektedir. Bu insanların birçoğunun anne ve babası onlar cezaevindeyken çocuklarını hasret gittiler. Kimisinin de cezaevlerindeki kötü koşullardan dolayı cezaevlerinden çıktıktan sonra vefat ettiler. Bu insanların ailelerinin hak taleplerine kulak vermek herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir. Kendilerini tutuklayanlar tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşlarıyla haklarını arayan bu insanların
ve bu insanların ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek açıktır ki başta yargı, hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir. Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak bunlardan hesap sorulmasını bekliyoruz. Briefingli yargılanmaların kötü mirası devralan mevcut mahkemeleri iş yoğunluğu bahanesini bir tarafa atarak, gerekirse gecelerini gündüzlerine katarak bu sorunu çözmeye davet ediyoruz. Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını, bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkarılarak bunlardan hesap sorulmasını bekliyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın briefingli siyasi yargılamalarının yok sayılmalarını talep ediyoruz. Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları